Cahil Hanım. Ömer'in çektiği videoyu Taylan Bey'in telefonundan siz mi gönderdiniz? Sen nasıl? Melis Hanım her şeyi anlattı. Ömer'le işbirliği yapmışsınız. Siz nasıl böyle bir şey... Ceylan. Sakin olur musun lütfen? Sakin olamam. Gerçeği öğrenmeden sakin falan olamam. Dikkat et, haddini aşıyorsun. Size o kadar söyledim. İşi bırakabilirim dedim. Ceylan yeter. Bilmiyorsun. Neyi bilmiyorum? Taylan senin bu evden gitmene izin verir miydi sanıyorsun? Hiçbir şey bildiğin yok. Gözünün önündekini bile görmüyorsun. Neden bahsediyorsunuz siz? Duydun işte. Yoksa siz de Ömer gibi Taylan Bey'in bana ilgisi olduğunu falan mı düşünüyorsunuz? Söyleyin artık, ben gerçeği öğrenmek istiyorum. Gerçek şu. Taylan senin bu evden gitmene asla izin vermez. Çünkü... Çünkü? Sana canını borçlu. Ömer yüzünden başına gelebilecek her türlü felaketi önlemek istiyor. Sadece bu yüzden beni korumak istiyor, öyle mi? Evet. Ama seni hayatı pahasına korumaya çalışıyor. Bak, Ömer'in kıskançlığı ya da kafasındaki her neyse hepimizi. Ama her şeyden önce de benim oğlumu yakıp geçecek. Siz de bu yüzden işten ayrılıp Taylan Bey'i kendimden uzak tutarsam güvende olur diye düşündünüz, öyle mi? Evet. Bu yüzden mi Ömer'le işbirliği yaptınız? Zorunda kaldım. O zaman sizin de haberiniz vardı Taylan Bey'i Ömer'in kaçırdığında. Evet. Taylan'ın öğrenmesini göze alamazdım. Hayatını kurtaran insanı ondan uzaklaştıranın annesi olduğunu bilmesi Taylan için kolay mı olurdu sanıyorsun? Olmazdı tabii. Ama annesinin de arkasından oyunlar çevirdiğini öğrenmek onun için kolay olmayacak bence. Ceylan, yapma. Lütfen. Taylan'ın bunu öğrenmemesi lazım. Ben bilmiyorum. Ceylan nerede? Bahçede efendim. Oğlumuzu korumanızı anlayabilirim. Ama arkasından kurduğunuz bu tuzaklar üstüne bütün suçu Aytül ablaya attınız. Mecbur kaldım diyorum. Ömer'in Taylan'a olan saldırılarını durdurmam gerekiyordu. Taylan Hanım. Ayrıca suçun Aytül'ün üstüne kalmasını ben de istemedim. Taylan geldiğinde ikimizi birden telefonun başında görünce... Her şeyi Aytül'ün üzerine yıktın, öyle mi? Taylan. Sen nasıl bir annesin ya? Ha? Ömer'in bana neler yaptığını bile bile gidip onunla işbirliği yaptın. Lütfen açıklamama müsaade et. Ceylan'ın karşısında daha fazla küçük düşme istersen. Taylan, bilmiyorsun. Ceylan, beni içeride bekler misin? Hemen geliyorum. Peki. Bak, eğer şu noktada isteseydim her şeyi anlatırdım Ceylan'a. Bu mu söyleyeceğin? Evet. Şu anda sadece onu Ömer'den korumaya çalıştığını sanıyor. Benim sayemde bu evde şu anda. Benim sayemde babalık testinin... Bunları dinleyecek vaktim yok. Oğlum, lütfen. Bırak. Ömer her şeyi çözdü. Ne? Ben Ceylan'ı alıp gidiyorum. Nereye? Sana söyleyeceğimi mi zannediyorsun? Sakın beni takip edeyim deme. Taylan! Bir adım daha atarsan, bir hata daha yaparsan benim yüzümü bir daha göremezsin. Taylan! Ceylan, gitmemiz gerekiyor. Nereye? Daha fazla burada kalırsam taşıyamayacağım şeyler yapacağım. Taylan Bey, ben Feryal Hanım'la konuştum. Onun her zaman bir bahanesi vardır kendine göre, her zaman. Biraz sakin mi olsanız? Ceylan, sakinleşmek için zamana ihtiyacım var ama burada değil. Anlıyorum. Ben yokken bu evde güvende değilsin. Senin de benimle gelmeni istiyorum. Taylan Bey, neden? Çünkü annemin Ömer'in tehditlerine boyun eğmeyeceğinin garantisi yok. Olmasa da ben artık bu işe sizi bulaştırmak istemiyorum. Ceylan, beni bulaştıran sen değilsin. Ömer. Yine çıktı karşıma. Nasıl? Ne diyorsunuz? Evet. Ceylan, bak, sen gelmezsen ben gidemeyeceğim. Seni burada bırakamam. Anlıyor musun? Taylan Bey. Ömer daha kötü, daha büyük olaylara sebep olacak. Muhtemelen şu an buraya geliyor. Ceylan. Bana güveniyor musun? Tabii ki güveniyorum. O zaman benimle gel. Bak, bunları uzun uzun konuşmaya fırsatımız olacak. Ama burada değil. Neler olabileceğini hayal bile edemiyorum. Tamam, tamam, geliyorum.